Bismillah. Sevgili kardeşlerim, insanların çok muzdarip olduğu bir konu daha var. Artık çoğumuzun hastalığı hakikaten obezite. Yani obezite çok tehlike, çok sıkıntı Allah muhafaza. Sağlık içinde sıkıntı. Ya ben bunu bizzat kendim yaşıyorum ama ben bu duayı birisi bana söyledi. Ufak ufak böyle diyetler de yapıyorum ama çalışma tempomdan falan ne yapayım. Bir türlü o diyetteki yiyecekleri gün içinde çalışırken iş yerinde falan bulamıyoruz. Akşam neyin tamam güzel yapıyorsun işte çorba, sebze falan bir şey neyse veya sabah kahvaltı evde. Ama evde kahvaltı yapmasan dışarıda doğru dürüst yiyecek bir şey yok. Simit poğaça perişan ediyor insanı. Ha, böyle oluyorsun ondan sonra. E, Akşam neyin güzel ama öğlen neyin ne yiyeceksin diyetlik bir şey pek yok. Ya o yüzden ya da var bilmiyorum biz bulamıyoruz. Yok demeyeyim de şimdi bana kızmasın sonra. <laughs> var sen aramayasın. Bilmiyorum ben bulamıyorum ya. Sevgili kardeşler, bir yandan tabii spor yapmak falan çok önemli. Hakikaten çok önemli. Yani bir biz yapamıyoruz ama vakit aslında e, ayırmak lazım ya. Bir tanıdığımı e, anlatayım size. Benden fazla adam. Ben 110 civarında kilo, 124'lerden düştüm buraya ben. Elhamdülillah biraz verdim, devam da ediyorum. E, 130 kilo civarındaydı. Ben yani böyle 5 dakika yürüsün yarım saat tısır 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 öten birisiydi bu. Abi yürüdüm diyor ya yorulunca durdum. Dinlenince devam ettim. Yorulunca durdum. Bir ay sonra diyor ufak ufak açılmaya başladım. Yani o yorulduğum mesafelerde artık yorulmadığımı e, hissetmeye, fark etmeye başladım diyor. 6 ay falan olmuş. Sadece yürüdüm diyor. Sabahları 1 saat. Abi nasıl zayıflamış biliyor musun? Yemin ediyorum kıskandım adamı. İmlendim ya böyle. Uyuz oldum biraz da. Şişmanların da şeyleri zayıf görecek, sinir oluyoruz. <laughs> Bazen kıyafet görüyorum. O kadar in, küçük. Lan bunları Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi zayıflamak için dua olur mu hocam demeyin. Vallahi var. Okuyor insanlar. Kaynaklarda, kitaplarda geçiyor ve vallahi geçiyor. <laughs> Dile okuyor ve vallahi okuyor. Ve yani güzellik bulduğunu söyleyen insanlar da, hakikaten faydasının gördüğünü söyleyen insanlar da azımsanmayacak derecede ha biliyor musunuz? <laughs> Sevgili kardeşlerim, zayıflamak, size dört tane dua paylaşmak istiyorum. Bu duaların her biri de bu yolda size inşallah güç verecek Allah'ın izniyle. Bu duaları okumaya başladıktan sonra inşallah daha az yediğinizi Allah'ın izniyle, zayıfladığınızı fark edersiniz. Ben de kendim yapıyorum. Ya sen önce kendin oku falan demeyin diye bu duayı hazırladım ben size ama ben zaten diyet yapıyordum. O yüzden diyemezsiniz. <laughs> az az diyet yapıp az az kilo veririm ama bu ara biraz daha kararlıyım. Biraz da elhamdülillah kilo verdim. Daha da böyle insan kilo verince daha güçlü daha aşkla devam ediyor o diyete. Rejime neyse. Kardeşler eee Zayıflamak için dua ve önemli kardeşler bakın İslam alimlerinin duaları ikiye ayırdığını, fiili ve kavli dua olduğunu biliyoruz. Ben şimdi size dört tane kavli dua aktaracağım sözlü. Ancak sizin özellikle tabii şekeri, paketlenmiş gıdaları minimuma indirerek fiili dua yapmanız da şart. Anladın yani hem duaya başvur hem de şekeri ve bakın şekerli gıdalar özellikle paketlenmiş, ambalajlanmış şeyleri Yemeyin. Hayatınızdan çıkarın. Zehir bunlar. Bu önemli detaydan sonra şimdi gelelim duamıza. Kardeşlerim aktaracağım dualardan 3 tanesi şifa ay şifalı ayetlerin, mucizevi duaların, o surelerin okunması suretiyle. Birinci dua bir tanesi de Esma. Allah'tan Esma'sı. Bu 4 e, duanın sadece bir tanesini yapabilirsiniz, dördünü de yapabilirsiniz. Benim tavsiyem hepsini yapmanız. İnşallah. Zayıflamanız için bu etkili olacaktır size. Şimdi teker teker dualarımızı aktaralım inşallah. Kardeşlerim böyle sakin bir yer bulun kendinize. Sakin bir oda. Kendi odanıza veya odanız yoksa millet uyuyunca şöyle ben namaz kılacağım bir dua edeceğim diye. Anladın mı? Şöyle e, diz üstü oturun. Ellerinizi açın semaya. Ve şu duaları okuyun hocam. Bir tane... İnşirah suresi. İlk olarak İnşirah suresi. Üç defa okuyoruz. Üç defa İnşirah suresi. Elem neşrah leke. Sonra şöyle dua edin. Allah'ım zayıflamak için, şu kilolarımdan kurtulmak için huzuruna gelen ben kuluna bu yolda fırsatlar ve imkanlar vererek kalbime inşirah, genişlik, mutluluk bağışla ya Rabbi senin merhametin bütün kullarının her türlü arzu ve ihtiyacına kafidir. Ve senin ilmin bütün kullarının en derin isteklerine vakıftır. İlahi sen bereketin sahibi olduğun gibi itidal ve adaletin de sahibi ve alemlerin hükümranısın. Senin inayetine mazhar olan gönüller ve bedenler sadece senin feyzin ve rızkınla dolar. Ne olur bana hafiflik ve itidal ver. Amin. Duayı bitirdi. Tamam. İnşallah. Bunu her gün yapabilirsin. Elem ki. İkincisi kardeşlerim Fatiha suresi. Yedi tane Fatiha okuyun. İnşallah. Kardeşler yedi defa. Ondan sonra Allah'ım sen her türlü kapıyı açan, her türlü sıkıntıya son verensin. Senin dilemenle her musibet son bulur. Tüm kainat senin iradene boyun eğer. Şu bedenimi, şu yüreğimi sana teslim ediyorum. Senin hikmetinle yoğrulmayı temenni ve niyaz ediyorum. Allah'ım sen insana muhteşem bir irade ve mükemmel bir güç vererek bizi bütün hayvanların, bütün canınların halifesi ve bütün kainatın denetmeni kıldın. Sen bize kendi ruhundan üfleyip bizi yeryüzünün halifesi yaptın. Ne olur halifelik makamına uygun bir şekilde bana da güzel bir beden, etkileyici bir görünüm nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bunu da yaptın. Geldim üçüncü duaya. Üçüncü duada kardeşlerim üç tane kulhu Allahu ahad. Bir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuş gibi sevap var. Peygamberimiz buyuruyor. Üç tane kulhu Allahu ahad okuyun. Ardından şu duayı yapın. Ya Rabbi. Sen her mahluka en güzel rızkı veren, her bedene en itidalli şekli verensin. Kişinin fazlalığını gideren, eksikliğini tamamlayan yalnızca sensin. Şu beden şehrimize en muntazam şekli veren sen olduğun gibi iç organlarımızı nizam ve intizam içinde yaratan da sensin ya Rabbi. Allah'ım, sen hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Sametsin. Ben de şimdi senin yardımına muhtacım. Senin beden elbiseme müdahale edip beni istediğim şekle çevirmeni yaz ediyorum ya Rabbi. Amin. Amin. Bunları içten bir şekilde anladın. Kimsenin olmadığı bir ortamda dile getirin. Anladın? Sükunet, samimiyet çok önemli. Şimdi aynı şekilde dördüncü dua. Dördüncü duamızda da kardeşlerim Esma-ül Hüsna'dan bir tesbih. Ya Şafi ya Allah. Bunu okuyacağız kendimize vesile arayacağız. Allah'ın izniyle zayıflayıp istediğim bedene kavuşursun. Hep beraber kavuşuruz yani. Ben de okuyorum ha bunları. Bu kısımda 33 defa Ya Şafi kardeşlerim tavsiye ediliyor. Bu Esma-ül 33 kere okurken Allah-u Teala'nın her türlü şifaya muktedir olduğunu, gücünün yettiğini düşüneceğiz. Allah'ın şifa ve rahmet kaynağı olduğunu düşünerek okuyacağımız 33 Ya Şafi duası sonrası şunu yapacağız dua. Allah'ım, sana ve senin rahmetine iltica eden yürekleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadın sen. Senin şifana ve güzel devana muhtaç olan hiçbir varlığın niyazını karşılıksız bırakmadın sen. Allah'ım, insan vücudunu en güzel şekilde biçimlendiren ve her organı olması gereken yere koyan ilmin şüphesiz ki her şeyi daha olmadan bilir. Sen ilmin ve hikmetinle kulunu kendi dergahı merhametine yönlendirip sana niyaz etmesini dilersin. Allah'ım sen her türlü şifaya sahip olan şifa kaynağı, her türlü ihtiyaca karşılık veren merhamet kaynağı, yegane varlıksın. Senin rahmetine ve şifana müracaat eden her varlık umduğundan daha fazlasını alarak dergahından ayrılmıştır. Ne olur beni de eli dolu dönenlerden eyle ya Rabbi. Ve bana da şifa ihsan eyle Allah'ım. Bedenimin şifasını gönder Allah'ım. Amin, amin, amin. Bu duaları okuyun. Biraz da boğazımızı tutalım. Homini gırtlak yapmayalım. Ya inşallah Allah'ım kurtarsın ne diyelim ya. Dua edelim şişmanlar olarak birbirimize dua edelim de hep beraber kurtulalım inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.